Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bugün hocam, merhaba Tonguç hocam Akademi'de ya. Of. YGS'ye çok az kaldı biliyoruz. Hocam inanılmaz stresliyim. Bomba Lütfen. patlayacak. Çok az kaldı. Zaman geri sayıyor. Değil mi Tonguç? Hocam Seslendin mi yine? acayip heyecanlıyım. Sürekli sakinleştirici alıyorum hocam. Böyle bir şey olamaz. Tonguç, evladım sakinleştirmeye gerek yok. Son günlerde ne yapmalıyız bilirsen bunu Hocam başarabilirsin. Bak. sürekli dua ediyorum. Sabahtan akşama kadar dua ediyorum hocam. Evladım dua et. Din güzel, çok güzel. Bir de yanında bir de çalış, değil mi ders? Evet Bak hocam. şimdi Tonguç, çok az kaldı. Bu sene YGS 15 Mart'ta. Kim Evet. bilir gelecek sene kaç Mart'ta olacak vesaire vesaire. Ama bu az kalan sürede kısıtlı zamanda ne yapılabilir sence? Ne yapılabilir hocam? Kopya hazırlanabilir. Kopya evladım. Türbeler ziyaret edilebilir. Türbeler hay Allah ya. Okumuş pirinç için BİM'den uygun pirinç alınır hocam, uygun fiyata. Evladım bir doktora gittiğin zaman ilk başta sana teşhis koyar, değil mi? Evet. Sen de bana geldin, ben de sana şimdi teşhis koyacağım. Sen hangi tip öğrencisin Tonguç? Karizmatik ve yakışıklı tip Onu öğrencim. demek istemiyorum evladım. YGS'ye girecek öğrenci tiplerinden. Zirvedeki başarılı öğrenci tipiyim hocam. Şu anda sen her şeyin tamam, kendinden emin ve rahat mısın? Yoksa çok stresli, başın dönüyor, YGS çok yaklaşı diye manyağa dönmüş bir öğrenci misin? Söyle bakalım. Hocam yani tam ortası diyelim. Ne o kadar manyaklaştım ne de çok normalim. Yani süper şu soldaki tip gibi değilim. Bu tam ezik bir tip de. Ya saçmalama canım. Yani Sağdaki biraz stresliyim ha, evet. stressin. Stresliysen şimdi stresini nasıl atacağını öğreteceğim sana. Sağ ol hocam. Böyleysen de nasıl başarılı olacağını öğreteceğim. İnşallah. Şimdi öğrenci çeşitleri ikiye ayırıyor Tonguç. Konuları yalayıp midesine indirmiş öğrenci. Bak Evet. kitaplar midesinde adamın. Evet. Bir de konuları hala tamamlayamamış, hala eksikleri olan. Evet. Hala bir türlü bu konuları matematiği, fiziği, işte Türkçeyi, dil bilgisini bitirememiş olanlar. Sağlık Şimdi sen olsun. hangisin Tonguç sence? Sağdakiyim hocam ben. Bazı konularım hala Konuların eksik. hala eksik. O zaman yapman gerekeni söylüyorum sana. Dinliyorum hocam. Tonguç, bu sayfadan sonraki sayfa senin çözümün. İnşallah. Açıyorum. Bu kadar Tonguç. Aa, çıkmış soruları irdeleyeceğim yani. Tonguç, sen bu da olsan bu da olsan hiç fark etmez. Şu andan itibaren yapman gereken tek şey. Tek şey ama tek şey çıkmış soruları çözmek. Tonguç, ama bunları çözerken gayet bilinçli çözmelisin. Şimdi konuların eksik olsa dahi Evet hocam. konularını kısa kısa çalışıp yine çıkmış soruları çözeceksin. Eğer konuları tamamlamış kendinden emin olsan dahi ne yapacaksın? Hemen çıkmış soruları çözeceksin. Tamamdır hocam. Ama bunları çözerken bir taktik vereceğim sana. Nasıl çözeceğim Öyle hocam? üstünkörü çözme. Çünkü bunlar o kadar değerli ki Tonguç. Normal test kitabındaki çözdüğün sorulardan 10 kat daha, 100 kat daha değerli. Çünkü yine çıkabilir değil mi hocam? Çünkü çıkmış sorular demek çıkabilecek sorular Hocam demek. çıkmamış sorular var mı? Belki çıkabilir diye. Onu Çıkmamış alsam. sorular kitabı var tabii. Hemen Hani satılıyor. son Kırtasiyede 24 yılda çıkmamış sorular diye bir kitap evet. olsa bence çok satar hocam. Yaparlar. Hatta biz yaparız beraber satarız sonra, Aynen tamam mı? hocam. Çıkmamış sorular. Tonguç'um bak süre tutarak soru çözmelisin. İşin sırrı bu. Çünkü gerçek sınavda süreyle olacak. 160 soru karşına çıkacak ya. Evet Ya hocam. bunun da belli bir zamanı var. Bu Haklısın. süreyi aşarsan ne olur Tonguç? Patlarım. Ha, o yüzden sen ne yapmalısın Tonguç'um? Süre tutarak, zamana bakarak. Yani alacaksın bir denemeyi. 160-175 dakikada çözeceksin Tonguç. Evet hocam. 175 dakika kitap çıkarı değiştiriyorlar ya, o yüzden öyle. Ama 160 dakikada 160 soruyu çözmeye çalışacaksın. Tamamdır hocam. Yani her soruyu bir dakika vererek bakalım çözmeye çalış. Ne olacak bir görelim sonucu. Tamamdır Tamam mı hocam. Tonguç'um? Peki Tonguç, buradan sonra yapacağın şeyse çıkmış soruları çözdün. 2014, 2013, 2012 bundan önceki senenin hepsini çözdün. Ama bir sürü yanlışın çıktı. Çıkabilir. İşte bunlar bizim için hayati önemli. Yani sen 10 tane konunun eksiğin varsa 10 tane konunun eksiğini kısa kısa gözden geçirip hemen çıkmış soruları çözdükten sonra yanlışlarını mutlaka sormalısın. Tamamdır. Arkadaşlarına soracaksın. Arkadaşların var mı Tonguç Var etrafında? hocam. Kız arkadaşlarıma hep soruyorum ben soruları. Evladım kız arkadaşlar seni görünce kaçmıyorlar mı? O da doğru. Kaçıyorlar. Bak arkadaşın kafası gitmiş hocam galiba ders çalışmaktan sağdakini değil mi? Kafa kaymış Evet evladım. kafa beyin yok hocam. Sağlık olsun. Ama bak sen buna Kafam yerinde soruyorsun hocam. Benim kafam çünkü yerinde şu an. soruların var senin. Bu adamın Bilmemek kafası ayıp gitmiş. değil. Öğrenmemek ayıp. Soruları çözmemek ayıp değil. Sormamak ayıp. Maşallah ne kadar güzel özlü Teşekkür ederim sözler. hocam. Sağ Ama olun. sen yanlışlarını mutlaka soracağını söz Tamamdır veriyor hocam. musun? Söz veriyorum hocam. Hemen Harikasın. şimdi soruları çözüyorum çıkmış soruları ve yapamadığım soruları da arkadaşlarıma, hocalarıma soruyorum. O zaman video bombardımanımız devam ediyor ve tonguçakademi.com'da bütün videolar daha detaylı, daha önceden yayınlanıyor. Bütün konular anlatılıyor, merak etmeyin. Peki sence bu sene zor olacak mı Tonguç? Hiç söyleme. Tamam. Yorumlara bekliyoruz cevabınızı. O zaman YGS'de başarılar diliyoruz. Tamamdır hocam. Görüşmek üzere canım.